Tabii biraz önce değindik. Bu ülke AK Parti döneminde gerçekten ilklerle tanıştı. Bir tanesi partili genelkurmay başkanıydı. Bir gün paravanın arkasından çıktı. Bir baktık üniforma çıkmış, kravatı takmış, AK Partili bakan olmuş. Şimdi AK Parti kongrelerinde geziyor. İkincisi de partili Diyanet İşleri Başkanı'dır Ali Erbaş. Partili Diyanet İşleri Başkanı bir partinin yararına Atatürk'ün kurduğu kurumun üstüne kamu adına geçirdiği dini sembolize eden üzerindeki kıyafetin kendine sağladığı kamuoyunda sağlaması beklenen güven bir partinin lehine kullanılmaya çalışılmaktadır. Ali Erbaş yerli yersiz her konuda açıklamaya zorlanmakta. Kendisine birilerinin bir laf söylemesi beklenmekte ve buradan gördünüz mü bunlar dinimize karşı Ali Erbaş adeta futbolda rakibine çamur yapan, bana bir tekme atsa da oyundan attırsak diye rakibine kırmızı kart aldırmaya çalışan özel görevlendirilmiş bir kötü niyetli futbolcu gibi siyaset sahnesinde dolaşmaktadır. Oysa onun yeri siyaset sahnesi değildir. Onun rehberi Kur'ansa Kur'an Allah kelamıdır. Oysa o reis kelamıyla hareket etmektedir. Ne işi vardır Diyarbakır'a gitmiş, kanaat önderlerini toplamış, bir partinin genel başkanını aramış, mikrofonda hitap ediyorlar. Neden? Muhafazakar Kürtler AKP'den uzaklaşıyoruz. Son kamuoyu anketi onu gösteriyor. Muhafazakar Kürtler AKP'yi bıraktı anketini gördüler. Ali Erbaş Diyarbakır'da kanaat önderleriyle görüşüyor. Bir partinin genel başkanı da siyasi konuşma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın telefonunun hoparlöründe. Yazıklar olsun. Başka söylenecek bir söz yok. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Geçen hafta istakoz esnası veriyor. Soran var sanki. Soran varsa soranı söyle. Bu hafta açık büfe fetvası. İsrafa kaçmadıkça açık büfe helalmiş. Soran mı var? Soran varsa o soran salağa söyle. Ama bizi salak yerine koyma. Bir israf fetvası vereceksen önce bindiğin Mercedes'ten başla. 5 milyon TL'lik Mercedes'e bin. Oyun konsolları bilmem neler her türlü donanım fazlasıyla var. Milletin parasıyla o Mercedes'e binmek israf değil. O mu israf bu mu israf? Ormanlar cayır cayır yanarken 13 uçağa gerek yok, bir tane yeter. Bu uçakların yerine keşke orman söndürme, orman yangını söndürme uçağı alsaydınız. Bu kadar uçak israf demesek kendi cumhurbaşkanlığınızın bile 90 katı, 100 katı, 130 katı örtülü önceye israf deme. Menüye baktım, 10 taneden 9'unun adını sarayın menüsünde gördüm. Efrulileri, smoothie'leri, ejder meyvelerine israf deme. Millete düğün yapmak yasakken, millete oruç açarken toplanmak, bir arada iftar yapmayı yasaklanan genelgeden 16 saat sonra saraydaki o lüks ve müzikli iftar sofralarına, misafir ağırlanan iftar sofralarına israf deme. Sonra dön. Açık büfe israf mı değil? Ya git işine. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Vatandaşın derdi kendi mutfağındaki yangın, ocağındaki yangın, Manisa'daki bağdaki üzüm üreticisinin, Karadeniz'deki fındık üreticisinin, çay üreticisinin, İç Anadolu'daki patates üreticisinin, Akdeniz'deki narenciye üreticisinin, Güneydoğu'daki buğday üreticisinin mutfağında yangın var, ocağında yangın var, yüreğinde yangın var. Sen bunlardan haber ver, ondan sonra gel başka konularda konuş. Bu meselenin tamamen ve tamamen bir gündem saptırma, suni gündem yaratma, gündemde bir din adamını tutarak esas sıkıntıların konuşulmasına engel olma çabası olduğunun farkındayız. O yüzden biz gerçek gündemi konuşuyoruz. Partili Diyanet İşleri Başkanı kendi günahını bir kere başka tarafta toplasın. Bu ülkede orduya, kışlaya, ibadethaneye ve okula siyaset sokmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunların hepsinden meşguller. En üst düzeyde meşguller ve ne kadar acıracak bir durumdalar ki 20 yıllık bir iktidar, 19 yıllık iktidar partisi, 20 yıllık bir parti kurtuluşu Diyanet İşleri Başkanı'nın gündem saptırmasında
gündem oluşturmasında, milletin dini duygularını siyasete ciro etmeye çalışmasında bulmaktadır. Çok üzgünüz. Bu hale düştüğünüz için çok üzgünüz. Rekabetin de bir ahlakı, bir etiği vardır. Bu noktaya düştüğünüz için çok üzgünüz. Geçtiğimiz bir yıl hepimizi terörist ilan ederek milli duyguları istismar etmeye çalıştınız. Tutmadı. Şimdi dini duygularla olur. İnanın komik oluyorsunuz. Bunun dışında söylenecek daha da bir söz yoktur. Ama anketlere bakıp da nerede kötüyüz, orada şunu kullanalım, bunu kullanalım diyenlere şunu hatırlatalım. Anketlerde bir şey daha çıkıyor. %95 bu ülkenin gençleri Atatürk'e hayran. Millet Atatürk'ü seviyor. O yüzden Atatürk'e dil uzatamayın, dolaylı yoldan partisine saldırıyorlar. Atatürk'e dil uzatamayın, dolaylı yoldan İsmet Paşa'ya saldırıyorlar. Şimdi şunu söyleyelim. Ali Erbaş dediğiniz adam AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli seçmenleri. Fesli Deli Kadir'i ziyarete gitti. Ne demişti Deli Kadir? Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime ne ölüme gelsin. Ölüsüne beş bakanla gittiler, dirisine Ali Erbaş gitmiş. Önünde eğilip hediyeler vermişti, sağlık dilemişti. Atatürk'e zerre muhabbet besliyorsan gelme deyip de gidiyorsa nedir? Zerre muhabbet beslemiyorum diyen Ali Erbaş. Bunun mu sözünü dinleyecek millet? Atatürk'ün kurduğu kuruma Atatürk düşmanı adam gelecek, sonra fetva verecek, millet de onu dinleyecek, AK Parti kurtulacak. Nerede bu yoğurdun bol? Atatürk heykelleri yerde köpek leşi gibi sürünecek diyen adama, taziyeye giden, geçmiş olsuna giden birisinin Türkiye'ye söyleyecek sözü, yönlendirebileceği bir tek oy bile yoktur. Onun yönlendireceği oyun AK Parti'yi kurtaracağını düşünmek AK Parti'nin acziyetinden başka bir şey değildir. Ruslar Bekcan kendi bakanlığına dezenfektan satan, hatta bozuk dezenfektan sattığı anlaşılan ve hatta bugün eski ortakları tarafından hakkında suç duyurusunda bulundurulan bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu yok, suçun diğer unsurları açısından savcılar kör, sağır, dilsiz, güç maymunu oynuyorlar. 5 ay önce Ruslar Bekcan kendi kocasının ortak olduğu kendi şirketinden kendi bakanlığına fatura kesmekte, 2 fahiş fiyatla geçmekte. Dün belli oldu ki bozuk ürünleri de fatura etmekle suçlanıyor. Ama bizim bunu mecliste soruşturma komisyonu önermek için yeterli imzamız yok. 400 milletvekilinin evet demesi ihtiyaç var. AKP evet demeden olmuyor. Ve bu halde bu bakanı koruyorlar. Kaldı ki kendi konutunu da, bakanlığı sürecinde oturduğu konutu da bakanlığa tadilat yaptırmış, içini döşettirmiş falan, bunlar da var. En son dün bir dilekçe ortaya çıktı. Mahkemeye başvurdular, mahkeme dilekçesi. Dilekçede eski ortağı diyor ki, bozuk ürünleri piyasaya vermeyelim dedik. Bakın video kaydı burada. Bunları süzdüler, müzdüler, yeniden piyasaya verdiler, suç işlediler. Hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Beni de diyor zarara uğrattılar. Bu Ruslar Bekcan konusunda AKP hala suçuyor. Hala sesini çıkarmıyor. Hala Yüce Divan'ın yolunu açmıyor. Anayasada 400'e koyarak bu imkanı, bunu çok imkansız hale getirdiler ama bu kadar açık bir yolsuzluk, hırsızlıkta bile benim hırsızım iyidir, kimseye elletmem diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve dün Adalet Bakanı'nın ibretle takip etmesi gereken bir olay oldu. İçişleri Bakanı'na zaten söyleyecek söz yok. Çorlu tren kazası, acılı anne Mısra Öz, göya polisleri darp etmiş. Polisler mahkemede dediler ki, bizi darp edenler bunlar değil, kişisel bir husumetimiz yok. Bize şikayetçi ol dendi, emir komuta zinciri içinde şikayetçi olduk, şikayetimi geri alıyorum dedi. Çıktı, küçücük evladını tren kazasında kaybeden ve adalet arayışının o sembol ismi Mısra Öz, basın açıklaması yapıyor. Böyle mikrofonlar tutulmuş, gazeteciler ne oldu içeride diyor, sorun mu? Koşa koşa gelen bir amir, burada açıklama yapamazsınız, gidin sosyal medyadan yapın, dağıtın bunları, dağıtın. Mahkemeden çıkınca, mahkemede olanları, açık yargılama olan bir mahkemede olanları, kamu adına soru soran mı, basın mensubuna, yanıtlamanın
yapılamadığı, buna izin verilmeyen bir ülkeye dönüştük Türkiye. Bir diğeri dünyanın neresinde vardır örnek göstersinler. Burada açıklama yapamazsınız. Mahkemenin önünde acılı anne açıklama yapmayacak da nerede açıklama yapacak? İçişleri Bakanı'nın ülkeye getirdiği nokta, Suç İşleri Bakanı'nın ülkeye getirdiği nokta, adaletin tecellisi için umutların tükendiği yerde kamuya derdini anlatmaya çalışan bir anneye yapılan muamele ortadadır.